Herkese merhaba. Meleğin Mutfağı kanalımda sizler için birbirinden güzel tarifler hazırlıyorum. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Merhabalar. Meleğin Mutfağı YouTube kanalımda bugün kabak tatlısı tarifiyle sizlerleyim. Kabak tatlısı için malzemeler: 2 kilo bal kabağı, 1 kilo toz şeker, 1 paket vanilya, üzeri için ceviz ve de tahin. Kabak tatlısını pişirmeden önce şunu söylemek istiyorum. 2 yöntemimiz var. İlk yöntem, 7-8 saat önceden şekerleyebiliriz. Böylelikle kabaklarımız su salacaktır. O yüzden de su koymamıza gerek kalmayacak. Biz bugün kabakları hemen pişireceğiz. O yüzden ikinci yöntemle yapacağım. Yarım çay bardağı su kullanacağım. Şimdi kabak tatlısının yapılışına geçelim. Kabaklarımızın kabukları soyuldu, dilimlendi ve yıkandı. Yayvan bir tenceremizin içine kabaklarımızı bir sıra halinde dizdim. Şimdi elimizdeki toz şekeri tenceremizin içine kabaklarımızın üzerine gelecek kadar bir sıra halinde koyuyorum. Ve tekrardan diğer kabaklarımızı da tenceremizin içine alıyorum. Biraz daha toz şeker koyacağım. Biraz daha vanilya ekleyeceğim. Bir tur daha kabaklarımızı koyuyorum. Son olarak kabaklarımızı tekrardan son sıraya diziyorum. Evet, şimdi şekerimizin tamamını tenceremize koyuyorum. Vanilyamız vardı, onu da ekliyorum. Şimdi tenceremize, ocağımıza alalım. Kabaklarımızı ocağa aldık. Ocağın altını açtım. Yarım çay bardağı da suyumuz vardı. Şimdi onu ekliyorum ve bu şekilde kaynatacağım. Kabaklarımız kaynadıktan sonra şekerimiz su salacak. Ve şekerimiz susaldıktan sonra tenceremizin altını kısacağım. Şimdi tenceremizin kapağını kapatıyorum. Kabaklar susalana kadar bekleyeceğiz. Şekerimiz eridi ve tenceremizde kabaklar kaynamaya başladı. Ocağımızın altını kısıyorum. Tenceremizin kapağını da kapatacağım. Kabaklar pişene kadar bekleteceğim. Kabaklarımız pişmiş. Suyu da bayağı var. O yüzden kapağımızı artık kapatmayalım. Harlı ateşte suyu çekene kadar kabaklarımızı pişirelim. Kabak tatlımız pişti. Ocağımızın altını kapattım. Tenceremizin altında çok az bir şerbeti kaldı. Onu bırakalım. Şimdi kabaklarımızı fırın tepsisine koyalım. Çok az fırına süreceğiz. Pişen kabaklarımızı fırın tepsisine koydum. 175 derecede ısıttığım fırınımıza 10 dakikalığına sürüyorum. Kabak tatlımız servise hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.